su arıtma üniteleri, giriş yapıları, giriş vana ve debimetre. İsale hattı sonunda, başka bir deyişle içme suyu arıtma tesisi girişinde ham suyu izole etmek için izolasyon vana odası teçhiz edilmiştir. Giriş vanası. İzolasyon kelebek vana ile yapılır. Ünite boyutları 5 metre, 4 metre ve 3.30 metre derinliğindedir. Ünite betonarme yapıdır. Ünitede 3 adet motor kumandalı kelebek vana teçhiz edilmiştir. Ham su kalitesi iyi olduğu durumlarda su klorlanarak direkt şebekeye verilebilir. Akım ayar vana odası. Arıtılmış suya mineral kazandırmak için ham suyun belli bir oranının arıtılmış suya gönderilmesi için teçhiz edilmiştir. Ünite boyutları 4 metreye 3 metre ve 3.30 metre derinliğindedir. Giriş debimetre odası. Giriş akımının ölçülmesi için teçhiz edilmiştir. 3 adet debimetre mevcuttur. Betonarme yapıdır. Ünite boyutları 5 metreye 4 metre ve 3.30 metre derinliğindedir. Akım ayar debimetre ünitesi. Paçal hattı debisini ölçmek için teçhiz edilmiştir. Ünite boyutları 4 metre 3 metre ve 3.30 metre derinliğindedir. Betonarme yapıdadır. Ham su tankı, havalandırma ve klorlama. Bu tankın başlıca amaçları: çözünmüş oksijen konsantrasyonunu arttırmak, uçucu kimyasalları azaltmak, karbondioksiti azaltmak, demir, mangan, hidrojen sülfat giderimini sağlamak, ön klorlama yapmak, pH ayarı için kostik soda veya asit uygulamak. Ünite boyutları 11 metre 70 santim, 10 metre 50 santim ve 4 metre 54 santim derinliğindedir. Betonarme yapıdadır. Difüzörlü havalandırma sistemi uygulanmaktadır. Ön ozonlama ünitesi. Ham suda hidrokarbon ve fenol varlığında ön klorlama yerine ön ozonlama yapılmalıdır. Ünite ön ozonlama, temas tankı ve dozlama ekipmanlarını içermektedir. Ünite boyutları 4 metreye 8,8 metre ve 6,9 metre derinliğindedir. Ünite betonarmedir. Ham su pompa ünitesi ve kartuş filtreler. Ham suyun ultrafiltrasyon ünitesine beslenmesi için gereklidir. Bu ünitede 3 adet pompa teçhiz edilmiştir. Pompalardan sonra 3 adet kartuş filtre teçhiz edilmiştir. Ön arıtma ultrafiltrasyon ünitesi. Ön arıtma, membranlara zarar verebilecek kirleticilerin uzaklaştırılması için gereklidir. 5 adet ultrafiltrasyon ünitesi teçhiz edilmiştir. Ters ozmoz besleme tankı. Ultrafiltrasyon ünitesinden sonra ters ozmoz membranlarını beslemek için teçhiz edilmiştir. Ünite boyutları 6,7 metreye, 6,7 metre ve 9,75 metre derinliğindedir. Ünite betonarmedir. Sistem besleme pompaları ve kartuş filtreler. Ters ozmoz besleme tankından sonra sistem besleme pompaları ve kartuş filtreler teçhiz edilmiştir. 3 adet sistem besleme pompası vardır. Sistem besleme pompasından sonra 3 adet kartuş filtre vardır. Yüksek basınç pompası. Membranlardaki ozmotik basıncı yenecek şekilde membranların beslenmesi ve arıtımın sağlanması için gereklidir. Ters ozmoz ünitesi. Silindirik membran üniteleri teçhiz edilmiştir. 3 adet membran ünitesi mevcuttur. Klor temas, temiz su tankı. Son klorlama ve arıtılmış suyun stabilize olması için teçhiz edilmiştir. Betonarme yapıdadır. Klor temas tankı boyutları 9 metreye 7,3 metre ve 9,75 metre derinliğindedir. Temiz su tankı boyutları 9 metreye 14,40 metre ve 4,05 metre derinliğindedir. Çıkış debimetre ve vana odası. Temiz su tankından sonra artık suyumuz içmeye hazırdır. Son olarak şebekeye giden su miktarını tespit etmek için debimetre ve vana odası teşkil edilmiştir.